Dirilişin mesajlarından biri de bizlerin ebediyen, sonsuz yaşam ve sonsuz güvene sahip olduğumuzdur. Kimse ya da olan biten hiçbir şey bizleri Tanrı'dan ayıramaz. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Bizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı... Eğer son üç yıldır izlediğiniz bir adam... Size dönüp yüce babamız ve ben biriz diye bir iddiada bulunursa ne düşünürsünüz? Eğer beni görüyorsanız, babamızı da görüyorsunuz demektir. Ben dünyanın ışığıyım. Tanrı'ya kimse ben olmadan ulaşamaz. İbrahim'den önce de ben vardım. Hatta istersem bir alay milleti çağırabilirim. Onlar da düşmanları alt ederler. Yol benim. Ben iyi çobanım. Ben dünyanın ışığıyım. Tanrı'ya benden başka kimse ulaşamaz. Tanrı'nın bana verdikleri benimdir. Ve birdenbire iki hırsızın ortasında bir haçta can veriyor. Pekala bir dakika. Bu adam az önce yüce babamızda bir olduğunu söyledi. O isterse bir alay meleği çağırabilir. O olmadan Tanrı'ya ulaşılamazdı ve o İbrahim'den önce de olduğunu söylemişti. Peki ya tüm bu krallık meselesi nedir? Ya da verdiği tüm bu sözler ve işte şimdi burada İki hırsızın arasında çarmağa girilmiş bir şekilde ölüyor. Tüm bunlar nasıl oluyor? Hiçbir anlam veremiyorum. Ve birdenbire tüm yaşamları parçalanır. Ne olduğunu bile anlayamadılar. Ruhlarına çöken şey gece yarısı karanlığıydı. Mesih olduğunu, Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyen liderleri iki hırsızın arasında onlarla birlikte ölmekteydi. Buna anlam veremiyorlardı ve birdenbire her şey umutsuzluğa büründü. Yine birdenbire bir şey oldu. Mezarına ona bakmaya gelen kişi onu değil ama bir meleği buldu. Melek o burada değil. Söylediği gibi tekrar ayağa kalktı dedi ve birdenbire yaşam değişti. Duyanların hepsi buna hemen inandı mı? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü inanmayanlar onun sözüne inanmaktansa gördüklerine inanmayı tercih etti. Çünkü onlara önce öldürülüp gömülmeli ve sonra tekrar dirilip ayağa kalkmalıyım dedi. Bu insanların önemli bir karar vermeleri gerekiyordu. Ya onun söz verdiklerine ya da gördüklerine inanacaklardı. Ve sadece onun sözüne güvenenler olduklarında yaşamlarındaki her şey de değişmeye başladı. Luka 24. bölümde Mesih'in tekrar dirilişi hakkındaki bölümü okuyalım. Birinci ayetten başlayalım. Diyor ki, kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürümüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Dire oğlanı, neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok. Dirildi. Daha Celil edeyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları on birlere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bu şüphe götürmeksizin Mesih İsa'nın dirilişinin ilham verici müthiş mesajıdır. Günümüzde birçok mesaj duyurulmaktadır ama hiçbiri Mesih'in dirilişi kadar güçlü değildir. Belki de bir süredir Hristiyansınız. Ve Mesih İsa'nın yeniden dirildiğine inanıyorsunuz. Ama size şunu sormama izin verin. Mesih İsa'nın dirilişinin sizlerin yaşamlarına etkisi tam olarak ne olmuştur? Mezardan kalktığına inanıyorsunuz. Kişisel kurtarıcınız olarak ona güveniyorsunuz. Peki bunun güncel yaşamınıza etkisi nedir? Bunun hakkında konuşur musunuz? Hayatınızı ölümden dirilen Mesih İsa için mi yaşıyorsunuz? gerçekten ve samimi bir şekilde onun kendi içinizde yaşadığına inanıyor musunuz onun evrenin hükümdarı olduğuna tanrının sağ yanında oturduğuna inanıyor musunuz yoksa sizler için yeniden diriliş sadece bir paskalya mesajı mıdır yeniden dirilişin vermek istediği mesaj büyük olasılıkla bu dünyanın duyabileceği en muhteşem mesajdır birçok kahin ve öğretmen gelip geçti. Birçokları yaşamın değeri ve anlamını içeren çok önemli felsefelerini açıkladı, fikirlerini anlattı. Belki bunlardan fazlasını da göreceğiz fakat tümü hep belirsiz kalacaktır. Her ulus ölümden korkmuştur. Her ulus aynı zamanda ölümün bir adım ötesinde kendilerini neyin beklediğini merak etmiştir. Bu nedenle birçok hazırlık yaptılar, piramitler yaptılar ve benzer şeyler. Ama hala cevap yok. Hep bir belirsizlik, kararsızlık ve korku. İsa Mesih bu dünyaya belirli bir amaç için gelmişti. Mezarından kalktı, dünyanın duyup duyabileceği en müthiş mesajı verdi ve bu mesajın dünyanın her köşesine ulaştırılması gerekiyordu. Bir inanan olarak sormamız gereken tüm bunların ne gibi bir fark yarattığıdır ya da yaratıyor, ne demek istiyorsunuz? Hayatınızın merkezinde ne var? İsa Mesih hayatınızın merkezinde mi? Yaşamınız onun etrafında mı dönüyor yoksa sizin etrafınızda mı dönüyor? Dirilişin vermek istediği mesaj nedir? Ben bir şeyden etkilendim, motivasyonum var. Eğer bir şeyden etkilenirsem yaratıcı bir şey yapacağım da kesindir. Eğer bir şeyden gerçekten etkilenmişsem bu hayatımda bir değişime sebep olur. Yeniden dirilişin vermek istediği mesajı onun hakkında konuşmazsanız anlamazsınız. Eğer hayatınıza müthiş bir etki yaratmasına izin vermezseniz bu mesajın anlamını tam olarak anlayamazsınız. Ve gerçek şu ki hayat sadece bizlerle ilgili değildir. Hayat tümüyle İsa Mesihle ilgilidir ve işte Mesih'in yeniden dirilişi de bizlerin hayata daha doğru şekilde bakmamıza yardımcı olmaktır. Hayat sadece onunla ilgilidir. Sadece ona olan inancımızla ilgilidir. Ona olan güvenimiz, ona olan sevgimizle, boyun eğmemizle, onu paylaşmamızla, onu dünyaya anlatmamızla ilgilidir. Yani İsa Mesih ölümden dirildi dediğimizde her şeyin temeli hem de inandığımız her şeyle ilgili olan tek şeydir. O hayattadır. Ve kutsal kitabında dediği gibi hayatta olmakta da kalmıyor. Göksel babamızın sağ yanında oturup bizler için aracılık ediyor. Tanrı babamızın sağ yanında oturup tüm evreni yönetiyor. Tanrı babamızın sağ yanında oturup şimdiye kadar verdiği tüm sözleri tutuyor. Tanrı babamızın sağ yanında oturup insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İsa Mesih olan Efendimiz'dir. Şöyle ki kutsal üçlüğün ikincisi olan kişidir. Tanrı babamız, Tanrı oğul ve kutsal ruh. Kutsal kitap der ki İsa Mesih çarmıha gerilmeden bir gece önce öğrencilerine ben sizi yetim bırakmayacağım, sizlerle olacağım, kendim gibi sizlere kutsal ruhu göndereceğim, o sizinle sizde ve üzerinizde olacaktır. Peki İsa Mesih bugün nerededir? İşte şurada. Tanrı babamızın sağ yanında oturmuş kendisine verilen tüm yetki ve güçle elinden geleni yapmaktadır. Aynı zamanda da kendisini kişisel kurtarıcısı olarak benimsemiş her inananın kalbinde yaşamaktadır. Bakın ne demişti. Sizlere kutsal ruhu göndereceğim. Sonsuza kadar yanınızda, içinizde ve üzerinizde olacaktır. Bu nedenle biz inananların içinde sonsuz geleceğimizle ilgili kesin bir güven duygusu vardır. İsa Mesih hayattadır. Benim içimdedir. Yol gösterir, yardımcı olur, doğrultur, iyileştirir, düşünür, dualarıma cevap verir. Söylediği her şeyi yapar. İşte buradadır o hayattadır. Yeniden dirilişin mesajını bu kadar muhteşem kılan ikinci şey ise bizlerin sonsuza kadar affedilmiş ve ebediyen güvende olmamızdır. Diyor ki yüceliğinden soyunup geldi ama onu reddettiler ama bir o kadar da onu kabul etti. Ona güvendiler. Onlar için iyi dinleyin. Onun sayesinde her biri Tanrı'nın çocuğu oldu. Kutsal kitapta da dediği gibi, örneğin eğer İsa Mesih'in efendiniz olduğunu yüksek sesle söylerseniz, onun dirilişini yani ölüp tekrar dirilişini, göğe yükselişini ve Tanrı babamızın sağ yanında oturduğunu kabul ediyorsunuz demektir. İsa Mesih'i efendiniz olarak kabul ettiğinizde ve ona ve onun dirilişine tüm kalbinizle inandığınızda siz de kurtarılacaksınız demektir affedilecek, temizlenecek ve aklanacaksınız. Doğru sayılacaksınız. Peki bunu nasıl yaptı İsa Mesih hayata çarmıhta ölmek için geldi. Kendisini bir bedel olarak sundu. Bu nedenle Tanrı onun ölümünü tüm dünyanın günahlarının affedilmesi için kullandı. Neden bunu her pazar söylediğimi sorarsanız cevabım bunu tüm dünyanın duymasını istiyorum olur. Çünkü gerçek şu ki o ölümüyle hepimizin günahlarını peşin olarak ödedi ve bunu yaparken çarmıta can verdi. Öldü ve bunu, bunu sadece söylediği kişi olduğunu, yapacağım dediklerini yapacağını bizlere göstermek ve ispat etmek için yaptı. O mezardan kalktı ve babamızın sağ yanına oturdu. Bunu da sadece tanrıdan onun yaptıkları uğruna günahları için af dilemek isteyen her birimiz için yaptı. Burada sadece tek bir şey var. Bu da onun çarmıhta bizim yerimizi aldığını, uğrumuza kurbanlık gibi Golgota'da tüm günahlarımız için öldüğüne iman etmemizdir. Onu kişisel kurtarıcım olarak kabul ettiğim gün, ben de Tanrı'nın sonsuza kadar çocuğu oldum. İçinizden biri kurtarılabileceğimize inanıyorum. Fakat sonsuza kadar olup olmadığından emin değilim diyebilir. Peki ne kadar kurtarıldınız? Ne kadar süreliğini? Sonsuza kadar değilse ne kadar? Bir sonraki güne kadar mı? Öyleyse bence fazla şansınız yok çünkü bu çok da uzun sürmeyecek. Burada sallantıda kalan bir şey var çünkü gerçek bu değil. Tanrı sizi akladığında ve siz de Mesih'e kurtarıcınız olarak güvendiğinizde sonsuza kadar aklandınız demektir. Peki ya günahlarım? Ona gelip ne diyoruz? Diyor ki eğer günahlarımızı itiraf edersek, inananlardan bahsediyoruz tabii ki. Yuhanna'yı okuyun, inananlardan bahsediyor, kayıp kişilerden değil. Günahlarımızı itiraf ettiğimizde o bize güveniyor. Onun bizleri affetmeye gücü de hakkı da vardır. Her ne kadar bizler ona karşı günahlar işlemeye devam ediyorsak da. Sadece bizleri aklayabilmek ve günahlarımızdan arındırabilmek için peki neden? Çünkü Mesih günahlarımızın bedelini tamamen ödedi. Her gün günahlarımızı itiraf etmemizin sebebi de onun karşısında temiz ve saf kalabilmektir. Tekrar tekrar kurtarılmak için değil. Bir kere tamamen kurtarıldık zaten. Bu da kefaretin yüce gücüdür. Çünkü kurtuluşun bundan başka yolu yoktur. Sürekli bir şeylerle telafisi mümkün olamazdı. Dirilişin mesajı şudur. Sözünü yerine getirecektir. Yeniden dirilişin mesajı şudur. Bizler onun affedilmiş çocuklarıyız. Günahlarımızın bedelini ödeyebilen tek bir şey vardır. O da Mesih'in kanıdır gerçek sonsuza kadar geçerli olduğudur. Yuhana 10. bölümde şöyle demiyor mu? Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Nedir bu? Sonsuz ölümsüz yaşam ne kadardır? Hiç bitecek midir? Hayır, sonsuz demek sonsuzdur. Yani sonsuz demek ebedidir, bitmeyecek demektir. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklardır. Asla hiçbiri ya da eğer veya ama ne de şu zaman asla mahvolmayacaklardır onları hiç kimse elimden alamaz onları bana veren babam her şeyden üstündür onları babamın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez yeniden dirilişle anlatılmak istenenler sonsuz hayata sahip olduğumuz ve bunun güvencesinin de garantili olduğudur. Kimse hiçbir şey sizleri Tanrı'dan ayrı düşürüp yetim bırakamaz. İşte bu da yeniden dirilişin asıl mesajıdır. Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Var olan tüm diğer felsefeler, mezhepler ve inançlar her birinin teolojisinde şunları yapmalısınız kurtarılmak için. Şu yolu izlemelisiniz veya affedilmek için yapmanız gerekenler, hareketleriniz ve tüm bunlar demektedir. Unutmayın her şey Mesih'le ilgilidir, sizinle değil. Hayatın anlamıdır o. İçimizdeki Mesih'le, içimizde yaşayan Mesih'le, bizimle, bizim üzerimizde. Yani şöyle ki bu mesajlardan çıkarılabilecek bir başka sonuçsa onun affedilmiş çocukları olmamızdır. Ve kutsal ruh sayesinde ebediyen mühürlendik. İncil'in içerisindeki hiçbir ayette kutsal ruhun mührünün bozulacağına dair bir ibare yoktur. Sadece bu da değil. Yeniden dirilişin söylediği bir başka şey de bizler ebedi hayata sahibiz. Öldüklerinde hayatın biteceğine inanan birçok kişi vardır. Bu çok korkutucu bir mesajdır ve bununla yaşanmaz. Bakınız Tanrı, Tanrı bu konuda neler demiş. İnsanoğlu öldüğünde bir hesaplaşma günü beklenecektir. Bu hesaplaşmadan sonra bakın Öldüğümüzde bitecek demiyor, hayata gelmiş olan her kişi bir yerlerde sonsuza kadar yaşayacaktır. Yani ruh hiçbir zaman ölmeyecektir fiziken ölsek bile, dinliyorsanız amin deyin. Amin. Bir azizi gömemezsiniz. Ama gömdüler deseniz de gömememişlerdir. Onlar bakın bunu kesin not alın. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız kimse sizi gerçekten toprak altına koyamaz. Bunu yapamaz. Birilerinin sizi sıkı sıkıya bağlı bir şekilde bir kutuda yerin altına koyup üzerinizi toprakla örteceğini düşünüyorsanız korkmayın. Orada bile olmayacaksınız ki. Ya da çok pahalı bir mezara kapatıp üzerinize kilit de vursalar siz zaten orada olmayacaksınız. Orada bulunmayacaksınız, hissetmeyeceksiniz. Bir inanlının ölümüyle kayıp kişilerin ölümü arasında çok fark vardır. Hristiyan olmayan biri öldüğünde cenazesine gittiğiniz zaman o tabutla ilgili farklı şeyler olduğunu hissedeceksiniz. Şunu hatırlarım ki beni gerçekten etkilemişti. Arkadaşları oradaydı ve konuşuyorlardı ama hakkında söyleneceklere gelindiğinde böyle koca bir boşlukla yüzleşildi. Herhangi bir neşe kaynağı ya da mutluluk sebebi hatta iyi bir iş oluşamamıştı. Olan bir tane ilgili kayıtsız bir hava vardı ortamda. Neden biliyor musunuz peki? Mesih İsa orada değildi. Bu yuvasına dönen Tanrı çocuğu değildi. Size şu kadarını söyleyebilirim ki tabutun etrafındaki atmosferden bile bunu anlayabiliyorsak ki o beden hiçbir zaman bir inanlı olmamıştı. Hiçbir zaman. Siz inanlı olmayan biriyle İnanlı birinin cenazelerine şahit oldunuz mu? Gece yarısıyla öğle vakti gibidir. Tanrı'ya inanan biri, İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak benimsemiş biri hayatının son anlarını ya da saatlerini yaşadığını bilirse ne diyecektir? Ben gitmeye hazırım. Evet hazırım. İsa Mesih'i bekliyorum ve gitmeye hazırım diyecektir bir de son nefeslerine kadar tanrıya lanetler okuyanlar vardır bilirsiniz hayat istediğimiz gibi giderken sağlığımız yerindeyken yaşam ve ölüm hakkında konuşmak gerçekten çok kolaydır günün birinde her birimiz o noktaya geleceğiz tabii dikkatle dinleyin kim olmuş olduğumuz ve kim olduğumuz işte o an kendisini gösterecektir yeniden dirilişin muhteşem mesajı işte şudur Bizler sonsuza kadar, sonsuza kadar yaşayacağız. O bizim nerede olmamızı istiyorsa orada onunla ebediyen yaşayacağız ve diyor ki günahın bedeli ölümdür ama Mesih İsa sayesinde Tanrı'nın hediyesi de ebedi hayattır. Sonra yeniden diriliş için verdiği sözü düşünürken buluyorum kendimi. Yuhanna 5. bölümden de hatırlayacağınız gibi. Yeniden diriliş hayatın ötesindedir ve bu hayatı yaşamak zorundayız. Devamında fiziksel varoluşumuzdan, bedenden söz eder. Kutsal Kitap'tan 1. Korintliler 15. bölümden başka bir yer okumayacağım bugün. İsterseniz siz de bu bölümü açın beraber okuyalım. Pavlus'un 15. bölümde yaptıkları yüzünden bu bölümün büyük çoğunluğunda yeniden diriliş ve bedenlerimize ne olacağı konusu yazılmıştır. 15. bölüm 50. ayette şunları söylemiş. Kardeşler şunu demek istiyorum. Et ve kan Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Yani cennete bedenlerimizle gitmeyeceğiz. İşte size bir sıra açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Peki ne demek istiyor? Kısaca söylemek gerekirse bu içinde bulunduğumuz bedenler bunları yerine bizlere başka şeyler sunulacak. Peki ya bu görkemli bedenlerimiz nasıl görünecek? Bedenlerimiz Efendimiz İsa Mesih'inkine benzer bir şekilde olacak. Ne zaman ne yer ne de olacaklardan etkilenmeyecekler. Bir başka deyişle hiçbir şey bizleri olduğumuzdan farklı bir görünüme sokamayacak. Hatırlayın yine Romalılar 8. bölümde demişti ki bu üzerinde var olduğumuz dünyada değiştirilecektir. Yep, yepyeni olacaktır. Bu nedenle Paulus bu yorumu yaptığında yani dünya gelecek olan Tanrı için inliyor dediğinde her şeyi değiştirmek için geleceğinden bahsediyor. Biri peki ben o zaman nasıl görüneceğim diye meraklanırsa hiç fark etmez ki. Şimdi olduğum gibi mi görüneceğim? Çok daha iyi görüneceksiniz. Hepimiz şimdi olduğumuzdan çok daha iyi görüneceğiz. Neden mi? Çünkü her birimizin görkemli bedenlere sahip olacağını söylemişti. Size şunu sorayım. Sizce İsa Mesih'in bedeninde herhangi bir sorun var mıydı? Bir tane bile yoktu. Ve diyor ki tıpkı onun gibi olacağız. Biz onu olduğu gibi göreceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. Bakın ona hizmet edeceğiz. Bu işin emekliliği olmayacak. Cennette emeklilik yoktur. Eğer cennetteyken oturup hiçbir şey yapmayacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Evet, İkinci olarak... Sizler bir başka deyişle insanlar yaşamlarında emekli ayrılabiliyorlar ama unutmayın bunun kutsal yaşamla bir ilgisi yoktur. Burada emekli ayrılınca kişilerin meslek değiştiremeyeceğinden söz etmiyorum tabii ki. İnsanlar dünyevi işlerini bitirdiklerinde de Rabbe hizmete devam etmelidirler ve dünyevi işlerle ilgim kalmadı. Şimdi sıra Tanrı'ya hizmet etmekte de demediler. Neden olmasın? Hayatımızın verimli olmasını istemez miyiz? Dinleyin, sizlere şunu sormama izin verin. Cennete ulaştığımızda ve burada biliyorum ki gayet insani şeylerden söz ediyoruz. Cennete ulaşınca hizmet etmek üzere çalışmaya başlayacağız. İncil der ki, vahiy 22. bölümde siz yani bizler ona hizmet edeceğiz der. Aslında yani büyük ihtimalle onunla egemenlik sürdüreceğiz. İşte bu yüzden sizlerin yani bizlerin bu dünya üzerindeyken neler yaptığımız çok önemlidir. Lütfen dinleyin cennete bizlere verilecek olan sorumluluk. Onunla cennete tanıştığımızda ödüllendirildiğimizde bizlere bir otorite bir hükümdarlık verilecek. Bu nasıl olacaksa tüm bunlar bizlerin burada neler yapmış olduğuyla ilgilidir. Bakın burada anlamanızı istediğim şey yeniden dirilişin anlatmak istediği iyi bir mesajdır. Bizlere cennete ait bedenler verilecektir ve cennet hepimizin ebedi yuvası olacaktır. Bakın bu bölüm herhalde 23. mezmurdan sonra cenazelerde kullanılan bir bölümdür. Evet öğrencilerine ne demiştir? Yuhanna 14. bölüm cennette yani yuvamızda olmamızla ilgili. Bakın birinci ayette... Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak. Çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım der. Yani ne oluyor? Biz inananlar için İncil diyor ki, sizler mühürlendiniz, dinin Bakın şimdi kefaret gününe kadar mühürlendiniz, o bizi eve çağırana kadar. Kutsal ruhla kefaret gününe kadar mühürlendik. Tanrı tarafından mühürlendik. Oraya gidene kadar mühürlendik. Bu sayede bizleri Tanrımızdan kimse ayıramayacak. Hiçbir şekilde. Biri pekiya derse, bu konuda pekiyalara yer yoktur. Tanrı bu evrenin yaratıcısıdır. Her bir şeyin kontrolü ondadır. Size kutsal ruhu gönderiyorum. Sonsuza kadar yanınızda kalacak. Sizleri mühürleyerek koruyacak dediğinde o mührü kıramazsınız artık. Bizler bunu istemeyiz. Bu sadece şüpheci ve inanmayanların aklına gelir. Sizlere kısaca diyorum ki cennet evimizdir. Tanrı bizler için yer hazırlıyor. Yeniden diriliş mesajı aynı zamanda harika bir gerçektir. Mezardan doğrulduğu için Bizler ne olursa olsun geleceğe doğru bakabiliyoruz. Bizler sıkıntılara, zorluklara, acılara, yargılamalara ve dedikodulara göz geriyoruz. Bizler ihtiyaçlar, istekler, ayartmalar ve hayatın daha birçok günahıyla başa çıkabiliyoruz. Peki nasıl yaşıyoruz? Yaşadığımız her gün ona güvenerek, ona yaslanarak ve inanarak yaşıyoruz. Hiçbir nedenle onu unutmadan ya da onun yolundan ayrılmadan yaşıyoruz. Bu sabah uyandığınızda aslında onunla birlikte uyandınız. Ayaklarınız yere değdiğinde onunla doğruldunuz. Tüm sabah sizlerin yanı başınızdaydı. Aslında yaşamın her anında o sizlerin yanında bulunmakta. Biri ben ölene kadar benim yanımda mı olacak derse cevabım hayır olur. Bu sorudaki hata nerede biliyor musunuz? Bizimle nereye kadar birlikte olacak? Ölümde ve tüm sonsuzluk boyunca birlikte olacak. İşte bu nedenle İncil'de bulunan pasajlar içerisinde en çok sevdiğim budur. Ve her birimizin bence bazen bunu duymaya ihtiyacı var. Benim kesinlikle o oldu. Bakın neler dediğini dinleyin. Bizlerin neşe ve coşku içerisinde yaşayabilmemizin sebebi, bizler biliyoruz ki başaracağız. Şuraya bakın, evet. Çünkü... Baş kahinimiz zayıflıklarımızdan bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Ne demek istemiş? Seni asla bırakmam veya terk etmem. O gece öğrencilerine, sizleri yetim bırakmayacağım. Sizlere gerçeğin ruhunu yanınızda sonsuza kadar bulunsun diye göndereceğim. Kutsal ruh, o sizin içinizde olacak, yanınızda, sonsuza kadar sizinle olacak. Sizler benim çocuklarım olarak sonsuza kadar mühürlendiniz. Neyle mücadele ediyor olursanız olun, nasıl yargılanıyorsanız yargılanın. Ben yanınızda olacağım. Hemen yanı başınızda sizinle birlikte ve size yol göstermek için ve sizinle birlikte yürümek için yanınızda olacağım. Ne olursa olsun sizinle olacağım. Bizler İsa Mesih'in bedeniyiz. Yeniden dirinmiş olan Efendimiz bu muhteşem değişmeyen dinin geri dönüşü olmayan umut veren mesajın sahibidir. İnanan her kişiye ümit veren, sonsuz yaşam vaadi içeren, insanoğlunu tatmin edebilen, yaşam veren mesajdır. Babamız sana minnettarız. Yeniden dirilişin muazzam mesajını ve buna dahil olan her ayrıntıyı düşünürken hepsinin görkemini anlıyorum. Sana binlerce kere şükürler olsun. Biz günahkar kullarını hiç yalnız bırakmadın ve bizi her şeye rağmen sevdiğin için. İhmalkarlığımıza rağmen bize gerçeği gönderdin. Günahlarımıza rağmen bize kurtarıcıyı gönderdin. Asiliğimize şahit oldun ama bize kutsal ruhu verdin. Bu sabah tüm bunlar için ne kadar minnettar olduğumuzu sana söylemek istedik ve... ...içimizdeki kutsal ruh bu arzuyu ateşledi ve kendimizi tutamadık. Ama dediğin gibi ilerledikçe tüm bunları insanlarla paylaştık. İsa'nın adıyla amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.